Ey Allah'ım, gerçekten ben senin kulunum, kulunun oğluyum, cariyen, kadın kulun olan annemin oğluyum. Perçemim senin kudret elindedir, hükmün bende geçerlidir. Benim hakkımdaki kararın, adaletin ta kendisidir. Sana ait olan, zatına kendisiyle isim verdiğin, yahut yarattıklarından birine öğrettiğin, veya kitabında indirdiğin ya da kendi katındaki gayb ilminde saklayıp onu zatına has kıldığın her bir isim hürmetine senden dilerim ki Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru, üzüntümün cilası ve derdimi giderici yapasın. Dua zamanı bir kere okunacak. Faziletleri: Allahu Teala'nın isimleri Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde varit olanlarla da sınırlı değildir. Nitekim Allahu Teala'nın Tevrat'ta 1000 tane ismi şerif indirdiği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından birinde de buna işaret olunmuştur. Nitekim Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kula bir sıkıntı veya bir üzüntü isabet eder de o bu duayı derse mutlaka Allahu Teala onun sıkıntısını ve üzüntüsünü giderir ve onun yerine kendisine ferahlık verir buyurdu. O zaman ya Resulallah biz bunu öğrensek mi denilince evet bunu duyanın mutlaka bunu öğrenmesi gerekir buyurdu. Ey Allah'ım, ben sana yalvarıyorum. Bu hacetimin görülmesi için rahmet nebisi olan peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile sana yöneliyorum. Ey Allah'ım, onu bana şefaatçi kıl. Faziletleri: Tevessülün açıkça belirtildiği bir rivayette Tirmizi, Nesai, Beyhaki ve Taberani rahmehumullah'ın meşhur sahabi Huneyfoğlu Osman radıyallahu anh'tan sahih senette rivayet ettikleri şu hadisi şeriftir. Ama kör bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek ''Ya Resulallah, Allah'a dua et de benim gözlerimi açsın.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ''İstersen dua edeyim, fakat sabredersen o daha hayırlıdır.'' buyurdu. Adam ''Dua ediniz.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de adama adab ve erkanına riayet ederek güzelce abdest alıp şu duayı okuyarak Allah'a yalvarmasını emretti. Okunan dua. Adam bunu yapar yapmaz gözleri açılmış olarak geri döndü. Diğer bir rivayette İbn-i Huneyf radıyallahu anh ''Yemin ederim ki biz bir müddet konuştuktan sonra henüz yerimizden ayrılmamıştık ki bir de hemen adamın yanımıza sanki gözlerinde daha önce hiçbir şey yokmuş gibi geldiğini gördük.'' demiştir. Bu hadis-i şerifte tevessülün yanı sıra nida, çağırma da mevcuttur. Bu hadis-i şerifi Tirmizi, Rahmehullah, sahihinde İbn-i Mace, Rahmehullah'ın, Süneyn'inde Hakim Rahmehullah, El-Müstedrek adlı eserinde sahih senette rivayet etmiştir. Celaleddin Es-Suyuti, Rahmehullah da El-Camiul Kebir ve Sagir'inde zikretmiştir. Tevessülü inkar edenler, bu olay ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken olmuştur diyemezler. Çünkü bu gibi sözleri makbul değildir. Zira bu duayı ashab-ı kiram ve tabiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da ihtiyaçlarının yerine getirilmesi için okumuşlardır. Taberani ile Beyhaki'nin rivayet ettiğine göre bir adam Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halifeliği sırasında bir ihtiyacı için durmadan gelip giderdi. Fakat Hazreti Osman radıyallahu anh ne onun işine bakardı ne de onunla ilgilenirdi. Adam bu haline sözü geçen hadisin ravisi
Hunef oğlu Osman radıyallahu anha şikayet etti. O da adama git güzel bir abdest al. Sonra mescide gelerek namaz kıl ve ey Allah'ım ben sana yalvarıyorum. Rahmet nebisi olan senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile sana yöneliyorum. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ihtiyacımın temini için seninle Rabbime yöneliyorum de ve ihtiyaçlarını söyle dedi. Adam hemen gitti, kendisine denileni yaptı. Sonra Halife Hazreti Osman radıyallahu anh'ın kapısına gelince hemen kapıcı gelip adamın elinden tutarak Hazreti Osman radıyallahu anh'ın huzuruna çıktı. Hazreti Osman radıyallahu anh adamı yanına oturttu ve ne ihtiyacın varsa söyle dedi. Adam da halini anlattı. Hazreti Osman radıyallahu anh da isteklerini hemen yerine getirtti ve bundan sonra da ne ihtiyacın olursa derhal bana haber ver dedi. Adam Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yanından çıktığı vakit İbni Hunef radıyallahu anh ile karşılaştı ve ona Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Sen bana o sözleri söyleyinceye kadar ihtiyaçlarıma bakmıyordu dedi. İbni Hunef radıyallahu anh da yemin ederim ki o sözleri ben söylemedim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gözleri görmeyen bir ama gelerek halinden şikayet ettiğine şahit oldum dedi ve daha önce geçen hadisi şerifi zikretti. Allah'ım senden bu gecenin hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor. Bu ve bundan sonraki gecelerde olan ve olacakların şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım imanı bize sevdir ve onu kalplerimizde tezyin et. Küfür, fısk ve isyanı da bize çirkin göster ve bize hep dosdoğru yolda yürüyenlerden eyle. Allah'ım senden seninle itminan bulmuş, sana kavuşacağına inanan, kazana razı ve verdiğine kanaat eden bir nefis diliyorum. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Lütfunu esirgeme ey Rab bu kuluna ki azı pek kalil, iflas etmiş olsa da sadakatle yine kapına geldi ey Celil. Günahı pek büyük, sen o günahları yarla ne olur. Hali de pek acip, hem günahkar bir abid-i zelil. Onun ki isyan üstüne isyan, hata üstüne hata. Senden ihsan üstüne ihsan, hem de atayı cezip. Kum taneleri sayısınca günahlarımdan sana sığınıyor. Ne olur müsamahanı göster de sil onları ey Cemil. Nice olur halim yok defterde, işe yarar bir fiil. Günahlarım çok, kulluğa gelince pek kalil. Ruhumun yaralarını sar da hacatıma kıl bir çare. Sen şafii hakiki, ben de kalbi sakin bir alil. Beni yakan ateşe de berdu selam ol de ey Allah'ım. Bir zaman dediğin gibi fi hakkı halil. Sensin şafi, sensin kafi, evvel ahir her işte. Cömertliğine yoktur sınır, fazlınla bu kolunu sevindir. Gönlümü şad eyle, göster de en güzel bir delil. Saç rahmetini üzerimize, hem emin kıl korktuğumuzdan. Ya ilahi, sensin yegane hüküm sahibi, münadin de Cebrail. Nerede Musa, nerede İsa, nerede Yahya, nerede Nuh? Sen ey Sıddık-ı Sadık, dön de ara bul bir Mevla-yı Celil, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Senin Nebi-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, bizim Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hürmetine, Halil'in Seyyidine, İbrahim aleyhisselam hürmetine, Neciyullah Seyyidine, Hazreti Musa aleyhisselam hürmetine, Kelimetullah ve Ruhullah Seyyidine, Hazreti İsa aleyhisselam hürmetine,
Hazreti Musa'nın Tevrat'ı, Hazreti İsa'nın İncil'i, Hazreti Davud'un Zebur'u ve Hazreti Muhammed'in Âlâ Nebiyyine ve Aleyhisselam Furkan'ı hürmetine, kullarına gönderdiğin bütün vahiyler hürmetine, icra buyurduğun bu hükmün hürmetine, senden isteyip de dileğine erişen kulların hürmetine, zenginken fakir, fakirken zengin hale getirdiğin insanlar hürmetine, yolunu yitirmişken hidayet ettiğin kimseler hürmetine, Musa peygambere indirdiğin ismin hürmetine, kullarının rızıklarını dağıttığın ismin hürmetine, üzerine koyduğunda arzın istikrar bulduğu ismin hürmetine, semavatı yükseklerde tutan ismin hürmetine, dağların kendisiyle yerlerine oturduğu ismin hürmetine, arşın kendisiyle yücelerde durduğun ismin hürmetine, yüce kitabında senin ulu nezdindeki apaçık bir nurdan inzal buyurulmuş olan Tahir, Mutahher, Ehad, Samet, Vitr ismin hürmetine, kendisiyle gündüzü aydın, geceyi de karanlık kıldığın ismin hürmetine, azamet, kibriya ve nuru veçin hürmetine, bu kulunu Kur'an-ı Azim ve onun bilgisiyle rızıklandır, demimi, damarımı, kulağımı ve gözümü onunla doyur ve ulaşılması mümkün olmayan havlu kuvvetinle bedenimi hep Kur'an yolunda istihdam buyur.''